Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Yolculuğumuz Ankara'ya doğru. Saatlerimiz 06.17'yi gösteriyor. Bakalım bir benzin alıp hemen yola çıkacağız. Uzun bir yolculuğumuz var. Ramazan bir şey içer misin? Nasıl geçecek bakalım. Yolda devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an yola yavaştan hazırlanıyoruz. Şu ayarlarımızı bir yapalım güvenli geçtikten sonra. Gördüğünüz gibi 563 gösteriyor ama uzun yola çıkacağımız için çok fazla değişiklik gösterecek. Şöyle bir oka basarak sıfırlayalım. Tüm değerler sıfırlandı diyor. Ortalama hızı vesaire gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi, aracı da gördüyseniz eğer, saçma sapan bir şekilde duruyordu. Her neyse, yavaştan yola çıkalım. Yol ilerledikçe yine aynı şekilde, ne yaktı ne yakmadı, biraz tasarruflu gitmem lazım. Piyasaların benzinin durumu belli. Çok da konuşamıyorum. Sabah olduğu için yeni uyandım daha. Bakalım oruç nasıl gideceğiz. Hadi bakalım yavaştan ayılarak bir bismillah diyelim. Evet arkadaşlar, Urfa'dan çıkacağız artık yavaş yavaş. İzlediniz zaten, benzini aldık, evden çıktık. Hava biraz sisli. Sislerimizi de yaktık. Yavaştan yola düştük. 90 km hızı geçmeyi düşünmüyorum. Çok da mola vermeyi de düşünmüyorum. Şu an için 850 km yolumuz var. 7 saat 43 dakika gösteriyor ama tabii ki 7 saat 43 dakika sürmeyecek asla. Şöyle bir girelim. Yolda yine bilgilendirme yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 671 kilometremiz kaldı. 6 saat gösteriyor ama o, tabii ki ona güvenmiyoruz yine. Şöyle yakından göstereyim. 4.8 ortalama yakıt. 74 kilometrede ortalama hızımız. Bakalım daha yol gittikçe güncellerim. Havada böyle kasvetli. Güzel bir hava. Ne zaman yola çıksak zaten böyle bir kasvetli hava oluyor. Aynı Mardin gibi. Ama yol gerçekten çok güzel. Şerit takip sistemini de göstereyim istiyorsanız size. Şöyle bırakıyorum. Kendisi otomatik şeride getiriyor. Biraz da ortalıyor. Böyle bu uyarı veriyor direksiyonda değilken. Çok güzel ya manzara. Ortalama hızımız da 90 km. Daha hiç değiştirmedim. Hep 90'la gidiyoruz. Hız sabitleyicisinde olması aslında daha az yaktırabilirim aracı ama uğraşmıyorum. Çünkü yokuşlarda falan kendini zorluyor 90'da kalmak için. Ama hiç uğraşmıyorum ben. 90'da kalsın kendi. Öyle güncellemeye devam ederim. Evet arkadaşlar, şu an Adana taraflarındayız. Tırların bol olduğu yerlerde. Gördüğünüz gibi 4.4'e kadar düştü yakıt tüketimi. 337 kilometre gitmişiz. Ve diyor ki 801 kilometre daha gider bu. Vallahi zaten şuradaki hesaba göre de, göstergeye göre de, analog göstergeye göre de, yani 337 çarpı 4 yapmamız lazım. Şu anda çeyrek depo bitti.
337'de. Şu anlık iyi yani yakıt tüketimi. Maşallah diyelim. Buralarda bayağı yeşil, güzel. Ortalama hızımız burada 75. Ama hep 90'a sabitliyorum. Yine ilerleyen zamanlarda açarım. Evet arkadaşlar, şu an Ankara'ya çok yakınız. 164 kilometremiz kalmış. 1,5 saatimiz gösteriyor. Hemen şöyle. Araç bilgisayarını açarsam. Gördüğünüz üzere 4,4 litre ortalama. Bu Adana yolu çok bayağı yükseltti. Yoksa daha da düşük olurdu yani. 731 kilometre gelmişiz. Ortalama hızımız 76 kilometre. 327'de gideri var diyor. Görüyorsunuz ne kadar kalmış. Çeyrek deponun biraz daha üstünde. Yani ekonomik sürüşte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 90 kilometre civarlarında. Böyle 1000 kilometre falan yapıyor işte. Daha da yani zorlamaya gerek yok. Yani 1100 falan da yapar büyük ihtimal. Daha ekonomik de sürülebilir diye düşünüyorum. Tahminimce 1200 de yapılabilir. Bu Adana tarafındaki yollar çok yani inişli çıkışlı olduğu için bayağı bir şey oldu böyle. Artık yani çok ekonomik süremedik, öyle diyeyim. Bu arada yollar çok güzel yani, İç Anadolu'nun yollarını özlemişiz. Gayet güzel. Havada 14 derece ama yani bir 30'u var gibi duruyor. Yine bilgilendirme yaparım ya da burada da kapatabiliriz videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Tuz Gölü servis alın diyor, 5 kilometre. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Böyle vlog gibi başladık. Biraz böyle bilgilendirmeye doğru gitti ama yine bu tarz videolar gelir. İyi günler.